Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Boğaziçi Üniversitesi'nin kasten tartıştırıldığını uzun zamandır söylüyorum. Daha doğrusu ilk gününden beri söylüyorum. Çok çok yıllar önce de, hatta 2007 ya da 2008 olmalı, Sözcü Gazetesi'nin henüz yayınlandığı yeni, ilk daha delikanlı yıllarında benim imzamla bir haber yayınlanmıştı Sözcü Gazetesi'nde. 2007 olabilir. Dönemin Genelkurmay Başkanı merhum Yaşar Büyükanıt, dönemin Başbakanı Erdoğan'la görüşmüştü. Çok gizli bir görüşmeydi. İki tarafta görüşmeden çıktıktan sonra ne konuştuğumuzu sadece bizler bileceğiz ve bizlerle öbür tarafa gidecek dedi. Bir gün merhum Yaşar Büyükanıt'a bu hatırlatıldığında benle beraber götüreceğim ama Sayın Cumhurbaşkanı, Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olmuştu, İsterse açıklayabilir, benim için mahsur yok demişti. Neler konuşuldu ayrı. Ama ben o gün konuşulanları sezgilerim ile ve tahminlerimle bulmuş ve bunların bir haber değil, bir sezgi, bir tahmin olduğunda belirterek Sözcü Gazetesi'ne göndermiştim ve o gün manşetten yayınlanmıştı. Kim? İncilay. Benim o öngörülerim, sezgilerim benim imzamla haber olarak yayınlandı Sözcü'de. Ne diyordum ben? Şimdi yine sizinle söyleşeyim. O gün Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'ndan iki tane bina istemişti. İki tane Türk Silahlı Kuvvetleri için çok değerli olan iki tane bina. Bunların biri Selimiye Kışlası'ydı. Diğeri de Kuleli'deki askeri liseydi. Evet. Dönemin Genelkurmay Başkanı, ben Genelkurmay Başkanı olduğum sürece böyle bir şeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nden onay çıkmaz demişti. Diyeceksiniz ki ya Türk Silahlı Kuvvetleri kim ki? O dönemde Tayyip Erdoğan esip gürlüyor. Yok, o kadar esip gürlemiyordu. Esip gürleme ondan sonra başladı. Eğer Yaşar Büyükanıt Paşa Selimiye Kışlası'nın ve askeri kulenin, yani Kuleli'deki askeri lisenin bina olarak TOKİ'ye verilmesini kabul etseydi, yani askerler oradan boşaltılacaklardı, şehir dışında bir yere çıkarılacaklardı. O zamanki dönemin Başbakanı Erdoğan'ın iddiası şuydu: bu iki kurum, bu iki bina içindeki askerlerle birlikte buralarda olduğu sürece İstanbul rahat yüzü görmez. Neden diye sormuştu Genelkurmay Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı. Çünkü demişti, bütün askeri darbeler bu iki yerden destek görerek yapılıyor. Efendim, nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Roman yazıyorum şu anda. O gün de roman yazmıştım zaten. Söylemiştim bu bir senaryodur diye. Evet, senaryo olarak yazmıştım. Ama bakınız ne oldu? Çok geçmeden Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili o büyük Ergenekon adı verilen ya da Balyoz adı verilen operasyon başladı. Operasyonun ipini çekenler ya da pimini çekenler ya da başlatanlar dönemin Taraf Gazetesi yazarlarından ve yöneticilerinden Neşe Düzel ile Star Gazetesi yazarlarından daha sonra AKP milletvekili olan Şamil Tayyar idi. Ve ben ikisine de çok büyük itiraz etmiştim. O dönemdeki kendi blogumda Şamil Tayyar da köşesinden bana hakaretler yağdırmıştı. Neşe Düzel de telefonda
Bin bir küfür etmişti. Evet, küfür etmiş hanımefendi. Bayağı. Ben onları küfür olarak, bir hanımefendinin ağzından o cümleler çıkıyorsa ben onları küfür olarak kabul ederim. Tabii ki bildiğimiz sinkaflı küfürler değildi ama bir hanımefendiye yakışacak kelimeler, cümleler de değildi. Nitekim ve ne yazık ki ben haklı çıktım canlarım. E peki ama duruyor. Hem Selimiye Kışlası duruyor, hem de Kuleli Askeri Lisesi duruyor. Bina olarak duruyorlar. Bina olarak duruyorlar. Şimdi sevgili kardeşim, değerli dostum, Erol Mütercimler çok ilginç bir durum tespiti yaptı ve Boğaziçi arsasının satılabileceğini söyledi ya da satılmak istendiği için bu tür oyunlara kalkışıldığını söyledi. Kuşkularında çok haklı, endişe etmekte çok haklı. Peki yapılabilir mi? Kimileri diyor ki yapılamaz. Hayır, Erol haklı, Erol Mütercimler haklı. Yapılabilir. Neden yapılamaz diyorlar kimileri? Efendim vakfınmış. Ne vakfının? Hiçbir vakfın değil. 1971 senesinde Robert Kolej olan bugünkü Boğaziçi Üniversitesi, o dönemde Robert Kolej'di. 1971 yılında Robert Kolej Yönetim Kurulu bir karar aldı. Alınan karar ile arazi, bütün arazi, binaların olduğu bütün arazi binalarıyla birlikte ve idari yapısıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredildi. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredildi. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık satacak, para edecek pek fazla bir şeyi kalmadı. Ne kaldı? BOTAŞ kaldı. Başka? Türk Hava Yolları kaldı. Başka? Ziraat Bankası kaldı. Halkbank'taki kamu hisseleri, Vakıfbank'taki kamu hisseleri kaldı. Başka? Devlet Demir Yolları kaldı. Başka? Kalanların hiçbirisinin çok da fazla değeri yok. Bunlardan başka, iddia etmem ama herhalde bir BOTAŞ kadar değerli Selimiye Kışlası kaldı. En az BOTAŞ kadar değerli Kuleli Askeri Lisesi'nin olduğu yer kaldı. Kuleli Askeri Lisesi'ni 15 Temmuz bahanesiyle biliyorsunuz okul olmaktan bile çıkardılar. Hayır, orada artık genç teğmen adayları yetişmiyor. Bitti. Ne yazık ki canlarım. Orası bir meslek okuluydu. Ülkemizin en kaliteli meslek okullarının bence bir numarasıydı. Evet. Efendim, bu asker hayranlığıyla falan hiç ilgisi yok bunların. Benim demokrasi anlayışımda asker askerliğini bilir. O ayrı bir şey. Ama askerin askerliğini bilmesi demek, göz göre göre bir ülke satılırken, elden çıkarılırken de öyle kenardan bakıp satışı alkışlaması demek değildir. Tabii ki Türkiye'de şu anda öyle bir durum yok. Türkiye'de şu anda böyle bir durumun olmayışı gelecekte de olmayacağı anlamına gelmez. Bugün ülkeyi yönetenler samimi olabilirler. Ülkenin başka bir ülke tarafından işgal etmesine izin vermeyebilirler. Artık işgal yok günümüzde zaten de. Ticari olarak, iktisadi olarak ya da başka modellerle Türkiye'nin bir başka güçlü ülkeye, para gücü olan ve siyasi gücü olan ülkeye toprak toprak satılmasına göz yummayabilirler bugün Türkiye'yi yönetenler. Olabilir bu. Ama daha ne kadar sürecek siyasi ömürleri? Ya da fiziki ömürleri ne kadar sürecek? Hadi siyasi ömürleri daha sürdü. Ama bir de insanların fiziki ömürleri var. Bazen siyasi ömürlerinden çok kısa oluyor. Bazen siyasi ömürleri fiziki ömürlerinden çok uzun oluyor. Falan filan yani, neyse. Canlarım benim. Buralara çok da fazla girmek istemiyorum. Ama önümüzdeki günlerde sadece Boğaziçi değil, Selimiye Kışlası ve Kuleli Askeri Lisesi'nin Katar'a satılabileceğini öngörüyorum. Satılacak demiyorum, aman ha. Satılacak demiyorum. Şimdilik Hulusi Akar böyle bir şeye, Milli Savunma Bakanı, ama normalde de aynı zamanda Hulusi Bey Türkiye'de ilk defa
hem Milli Savunma Bakanlığı hem Genelkurmay Başkanlığı yapan ilk kişi. İlk kişi. Evet, daha önce Milli Savunma Bakanları genelde Genelkurmay Başkanlarına karışamazlardı. Çünkü Genelkurmay Başkanları Milli Savunma'ya değil, doğrudan Başbakan'a bağlı olurlardı. Artık öyle değil. Milli Savunma Bakanı ordunun üzerinde tam hakim. Bir de eski Genelkurmay Başkanı ve Hulusi Akar'ın bir özelliği daha var. Bana göre, bana göre. Herkesin bildiğinin aksine Hulusi Akar NATO ile kavgadan yana değil. Hulusi Akar asla ve asla Avrasyacı da değil. Yani zannediyorlar ki kimileri Hulusi Akar Doğu Perinçek falan gibi. Ya bırakın Allah aşkınıza ya. Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek'i yanından kovduğu an en çok sevinecek, en çok mutlu olacaklardan birisi Hulusi Akar'dır. Şimdilik sesini çıkarmıyor. Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'yi yanından kovarsa Hulusi Akar memnun olur mu? Yo, Devlet Bahçeli NATO düşmanı değil ki. Hayır. Efendim Avrasyacı gibi görünüyor. Boş verin. Öyle bir şey yok. Devlet Bahçeli Avrasyacı falan da değil. Devlet Bahçeli başka yerlerde. Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli'dir. Beni daha fazla konuşturup da başımı belaya sokmayın. Allah Allah. Devlet Bahçeli şu anda görevini yapmakla meşgul. Devlet Bahçeli görevini yapmakla meşgul de bu sırada, bu süreçte Erdoğan neyle meşgul? Onu bilmiyorum. Neyse canlarım. Boğaziçi Üniversitesi devletin öz be öz malıdır. Erdoğan gibi konuşayım. İster atar, ister satar. Yani o bakımdan hukuki hiçbir sakıncası yok. Yapmalı mı? Yapmamalı. Hayır. Yapmamalı. Robert Kolej olarak kurulan, 1871'de Robert Kolej olarak kurulan o okul 1971'de 100. yılında Boğaziçi Üniversitesi olan o kurum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir değeridir. Ve bakın o kurul, o kurul, o okul, o kolej kurulurken yönetim kurulu ana sözleşmeye ve kurumun vizyonuna neler yazdı? Aklımda tutamam. Okuyacağım müsaade ederseniz. Yönetim kurulunun kararları şöyle. İlk yönetim kurulu ne zaman? 1863'te. Affedersiniz, ben 1871 mi demiştim? Ha tabii, 1863'te temelleri atıldı. Zannediyorum okul 1871'de tamamlandı. Doğru. Temeller 1863'te atıldı. Cyrus Hamlin isimli bir mimar ve eğitmen ve bir teknisyen tarafından hayırsever ve zengin bir tüccar New Yorklu Mr. Christopher Raylander Robert tarafından da finanse edildi okul. Robert Kolej olarak. Ve ilk yönetim kurulu şu kararları aldı. Kolejin kapılarının ırk, milliyet, din gözetilmeksizin ön yargısızca ve ayrım yapılmadan tüm öğrencilere açık olmasına. Komplo teorisyenlerine göre burası casus yetiştiren bir okul. Casus yetiştiren okula bakar mısınız? Irk, milliyet, din ayrımı gözetilmeksizin kapılar herkese açık olacak. Hiçbir koşulda herhangi bir politik eğilim göstermemesine, hiçbir politik düşünceye dahil olmamasına. Boğaziçi Üniversitesi'ni yok ettiler. Robert Kolejken kurulan 1971 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredilirken bu şartlara uyulması mutlak surette olmazsa olmaz olan Boğaziçi Üniversitesi politika okulu oldu. Siyaset ta içine kadar girdi. Şu anda AKP'nin kendisinin bile milletvekilliğine ve belediye başkanlığına layık görmediği bir adamı sırf AKP'li aday olduğu için rektör olarak atadığı bir siyasi kurum haline getirilmek isteniyor. Gençler neden haykırıyorlar şimdi, gördünüz mü? Çünkü gençler okudukları okulun ilk yönetim kurulunun aldığı bu kararları biliyorlar. Boğaziçi Üniversitesi zengin çocuklarının okuduğu bir yermiş. Yalan. Yıllar 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 önce benim sevgili kuzenimin baldızı gibi terzi kızıydı. Baldızı derken
bizim gelinimizin teyzesinin kızı, adını vermeyeceğim, hala okulda profesör bilebildiğim kadarıyla, adını vermeyeceğim, bir terzi kızıydı. Mütevazı bir terzinin kızıydı, biliyor musunuz? Boğaziçi'ni kazandı, Boğaziçi'nde okudu, Boğaziçi'nde kaldı, profesör oldu. Ve halen profesörlük görevine devam ediyor sevgili arkadaşım benim. Öyle hiç zengin falan bir kız değildi, zengin bir ailenin kızı değildi. Evet, Fındıkzade'de oturan mütevazı bir terzinin kızıydı. Kardeşi de Galatasaray Lisesi'nde okudu. Yani zengin çocukları olmak şart değildi. Zeki olmak ve hedeflerinde o okulları kazanmak olan çocuklar o okullara girebiliyorlardı. Ya şimdi Boğaziçi'ni öyle yapacaklar ki AKP'lilerden başka kimse Boğaziçi'ne giremeyecek. Böyle bir şey olur mu canlarım benim ya? Boğaziçi'nden mezun olan o kadar çok köy çocuğu var ki fakir. Ama azimli, ama çalışkan, ama hedefi olan, ama Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçilmediği takdirde ve bir de o okuldan mezun olursa önüne bütün bir dünyanın açılacağına inanan nice köy çocuğu çıktı o Boğaziçi Üniversitesi'nden. O okul, o Boğaziçi Üniversitesi şimdi Amerika'da yaşayan ilkokul mezunu bir imamın tarafından kandırılan, bir imam tarafından kandırılan kişilerce terörist olmakla suçlanıyorlar. Evet, bir ilkokul imamın kandırdığı kişiler Türkiye'nin en zeki çocuklarına teröristsiniz siz diyebilecek kadar utanma duygularını kaybettiler. Evet canlarım. Kim bu terörist diyenler? Ya ben net söyleyeyim ya. İsim mi vereyim Allah aşkına ya? İsim mi vereyim? Şart mı isim vermem? Anlayan anlasın ne demek istediğimi. Kimden söz ettiğimi. Değil mi canlarım benim? FETÖ'nün ilkokul mezunu imamın kimleri kandırdı da bilinen bir şey. Hatta kimileri dediler ki ya bizi kandırdı dediler. Kim kandırdı? İşte ilkokul mezunu imam kandırdı. İlkokul mezunu imamın kandırdığı kişiler Türkiye'nin en zeki çocuklarını terörist olmakla suçlular. Ya bırakın daha ne diyeyim ya. Daha ne diyeyim canlarım be. Güzellerim benim. Evet. Canlarım, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın geçen günkü açıklamasını yorumlamıştım ama oradan yine devam edeceğim çünkü bu konuşmaları yapmak durumundayım. Diyeceksiniz ki dede, ya seni dinleyen kim? Olabilir. Devleti yönetenlerin beni dinlemesi umurumda değil ki. Ya da dinliyorlar ki benden sürekli şikayetçi olup beni savcılıklara bildiriyorlar şikayetlerle. Konuşmalarımın da 20-25 sayfa, 30 sayfa deşifre ettiriyorlar. Değil mi canlarım? Demek ki beni dinliyorlar. O zaman beni dinlesinler ama sözlerimi yapmasınlar. Ne yapayım? Hiç umurumda değil. Ama ben bunları arşive geçirmek için yapıyorum. Canlarım, Namık Kemal'in yazdığı o romanlar, o şiirler arşivlerde saklı kalmasaydı, bugüne kadar gelmeseydi Namık Kemal'i kim tanıyacaktı? Kim bilecekti? Gidin sorun zamanında Namık Kemal'le ilgili kimdir, kimler? Bir sürü laflar söylemişlerdir. Namık Kemal'in de yaşadığı dönemde elbette muhalifleri vardır. Elbette saray taraftarları, saray yalakaları dünyanın her döneminde olduğu gibi Osmanlı'da da vardı, Türkiye'de de var. Türkiye'de saray yalakası yok mu sanıyorsunuz siz? Var. Saray yalakaları beni övecek halleri yok ya. İyi de onlar beni tenkit edecek, onlar gidip savcılıkları beni şikayet edecek diye arşivleri boş mu bırakayım? Gelecekte torunlarımın, çocuklarımın, çocuklarımın torunlarının torunlarının, dedelerinin geçmişte ülke bazı durumlardan geçerken neler söylediğini bilmeleri gerekmiyor mu? O bana yetmez mi? Ne demişti bir bilge kişi? İnsan adı en son anıldığında gerçekten ölür. Ya Mustafa Kemal Atatürk neden ölümsüz? Ya ben sadece kendim şahsıma konuşuyorum. Şahsıma derken benim kendi şahsıma, başka şahsı için değil. Atatürk'ü anmadığım bir tek günüm yok. Sevgilimin de öyle. Evet biz normal şartta kimdir belki de alışkanlık haline geldi. Kimileri nasıl dua ederler? Biz de her gün Mustafa Kemal Atatürk'ü anarız, ondan bir cümle, ezberlediğimiz, bildiğimiz bir cümleyi belki 1.000. defa tekrarlarız ama olsun, önemli o.
fikrimizi pekiştiririz. Ne zaman ben jandarma tarafından aransam, telefon gelse, giderken sevgilimi öperim, derim ki Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği bu ülkeyi biz de bizden sonrakilere onun bize emanet ettiği gibi bırakacağız. Sakın takma kafana canım. Başımıza bir şey gelirse de hiç merak etme, bizden sonra çocuklarımız aynen devam ettirirler. Onların da başına gelirse ondan sonraki torunlar devam ettirirler. Ama Atatürk sonsuza kadar adı anılan bir lider olarak kalacaktır. Birileri ise kabre gittikten sonra belki 3-5 ay daha adları anılacak. Kimisi arkasından lanet okuyacak. Kimisi ooo diye sözde ağlayacak. Ama 3-5 ay sonra bir daha adını anan bile olmayacak. Ve işte o gün gerçekten ölmüş olacaklar. Canlarım benim. O nedenle ben söylediklerimi zaman zaman tekrarlayacağım diyorum. Tekrarlamalıyım. Bakınız. Bazı bilgiler vardır. Bir defa söylersiniz, geçersiniz. Bazı bilgiler uyarıdırlar. Ders kitapları. Aa, geçen sene okutulmuştu bunlar deyip atılıyor mu? Bakın ben kitaplarımı atamıyorum mesela. Ama okumuştum, olabilir. Açıyorum, bakıyorum. Çizmişim, nerelerini çizmişim diye. Bir daha okuyorum. 30 sene önce okuduğum kitaptaki çizdiğim cümleyle ilgili düşüncelerim bugün baktığımda daha değişik olabiliyor. Canlarım, bu çok doğal bir şey. Çok tabii şeyler bunlar yani. Onun için zaman zaman uyarı niteliğindeki konuşmalarımdan dolayı beni lütfen affediniz. Amacım tekrar edip başınızı şişirmek değil. Amacım arşivlere geçtiğinde gelecek kuşaklar beni dinlediklerinde ya da izlediklerinde yahu be dedeye bak ya. Aynı konuya kaç defa dikkat çekmiş, 50 kere 100 kere benim rahmetli babacığım derdi ki kör bir eşek bile aynı çukura iki kere düşmez demiş. O kadar çok kör eşekten ya da kör eşek kadar olamayan o kadar çok geri zekalı yönetmiş ki memleketi aynı çukura 1000 kere düşmüşler. Diyecek kuşaklar, gelecek kuşaklar diyecekler. Çünkü Türkiye'nin gelecek kuşağı bugünkü bu kasabalı. Kusura bakmayın, aşağılamak için söylemiyorum. Hayır, kasabalı. Kasaba zihniyetli. Eskinin kasabası değil. Benim çocukluğumun kasabalıları çok aydın insanlardı. Çok. Elbette. Köylüleri de aydındı. Neden aydındı? Bilmediklerini bilirlerdi. Bilgeçlik taslamazlardı. Benim çocukluğumun kasabalıları bir konuyu bilmiyorsa ahkam kesmezlerdi. Evet canlarım, öğrenmeye çalışırlardı. Şimdi öyle değil. Şimdiki kasaballar abi hepsi sanki birer alim. Ama hangi kasaballar? İşte benim yaşımdaki kasaballar. Kusura bakmayın. Benim yaşımdaki varoş. Abi kendilerini bir şey sanıyorlar ya. Çok bildiklerini. Ben bir şey bilmiyorum. Bakın ben bir şey biliyorum demiyorum. Ama ben bir şey bilmediğimi söylerken de diyorum ki ben sadece düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Uyarılarıma gelince hepsi tecrübelerimden kaynaklanıyor. Ama inanırsınız inanmazsınız. Ama ben size bilgi vermiyorum. Cehalet bilmediğini kabul etmemektir. Gerçek cehalet. Ben bilmediklerimi kabul ederim. Geçen gün birisi sormuş. Dün mü geçen gün? İkinci el otomobil piyasasının konusunda konuşsana dedeciğim. Hiç bilmediğim bir konu ne konuşayım ki yani? Otomobil piyasasındaki tek bildiğim 50 senelik ehliyetim. Başka hiçbir şey bilmem. Nereden bileyim? Canlarım dedim. Bilmediğim konuda da bilmedim derim yani diyorum. Ama bildiğim konuda da bunları biliyorum diyorum tabii ki. Elbette. O da benim hakkım herhalde. Yani şimdi bakınız. Merkez Bankası Başkanı swap ile değil döviz alım ihaleleri yaparak rezervleri artıracağız demişti. Değil mi? Ne yazık ki bir, swap devam ediyor. İki, borçlanıyoruz. Tekrar tekrar borçlanıyoruz. Borcumuzu ödemek için atılmış bir tek adım yok. Yani borçla yaşayacağız. 2023'e kadar borçlarımız belki de 700 milyar doları bulacak. Bu şartlarda, bu gidişte ve çok pahalı faizleri olan, sürekli de tavşan gibi doğuran, bir tavşanken 5 tavşan, 5 tavşanken 25 tavşan, 25 tavşanken 125 tavşan, 125 tavşanken 625 tavşan. Böyle gide gide büyüyen bir şekilde borçlanıyoruz.
canlarım geleceği borçlandırıyorlar, bizim değil. Biz daha ne kadar gideriz? Ama canlarım 15, 18, 10 yeni doğanlar. Ya sizi borçlandırıyorlar. Biz çekip gideceğiz abi, bize ne borçlan? Kendileri çekip gidecekler. Ama sizi borçlandırıyorlar. Ödenemez bir borcun altına sokuyorlar sizleri. Asıl tehlike bu. Yani borcu tasarruf ederek ödemek yerine bir borcu ancak tasarruf ederek ödersiniz. Tasarruf edersiniz veyahut da o günkü kazancınızdan çok daha fazla kazanır, harcamalarınızın çok üzerinde kazanırsınız, borcunuzu ödersiniz. Yoksa borca takla attırıp durursunuz. İşte buraya kadar geldik şimdilik, şimdi de gidiyoruz. Naci Ağbal'ın swap değil döviz alım ihaleleri yaparak dediği ne? Hangi parayla alacaklar peki? Hangi parayla? Tabii ki para basarak alacaklar. Tabii ki para basıp alacaklar. Sonra ne yapacaklar? Bundan önce yaptıklarını yapacaklar. Bundan önce döviz rezervlerini ne yaptılar? Türk lirası değer kaybetmesin diye sattılar. Hem de çok sürekli en düşük fiyattan sattılar. Sonuç 40, 48 milyar, 50 milyar dolar döviz rezervi eksi. Eksi döviz rezervi. 85 milyar dolar mevcut rezervi de yediler gitti. Ya da 90 milyar dolar döviz rezervini eksi, orada mevcudu da yediler gitti. Canlarım, yakında belki de bankalardaki yabancı para mevduatlarının %25'ini karşılık olarak ayırın diyecekler. %20 diyebilirler mi? Derler. %30'unu diyebilirler derler. E döviz yok dede. Ne? Ama hesapta döviz görünüyor. Bankaların hesabında döviz görünüyor şu anda. Yaklaşık 240 milyar dolar döviz rezervi gözüküyor. Ya verin şunun %40'ını dedikleri gün 56 milyar 60 milyar dolar döviz Merkez Bankası'na. Hadi buyurun buradan yakın. Canlarım benim, bunları ben efendim tabii ki uyarı amaçla söylüyorum. Ya inanan inanır, inanmayan inanmaz canım. Allah Allah. Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını bitirecek dediğimde de inanmamıştılar. Evet inanmamışlardı. Bugün o gün bana inanmayanlar bile bugün kendi YouTube'larında köşelerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı Bahçeli'nin nasıl yok ettiğini yazıp anlatıyorlar. O nedenle ben söyleyeyim, onlar inanmasınlar canlarım benim. Allah Allah. Siz de inanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama ben bu uyarımı yapmak zorundayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış borçlarını ödemek zorunda. Ödeyebilir mi? Hayır. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti gider, IMF ile aslanlar gibi oturur, görüşür ve der ki arkadaş bize bir kıyak çek. Para verme. Biz para istemiyoruz. Biz kendi göbek bağımızı kendimiz keseriz. Sen bizim bu seneki, önümüzdeki seneki ve ondan seneki, sonraki seneki, 3 seneki borçlarımızı 5 sene sonradan başlamak üzere bir 15 sene ötelet kardeş. Bize bu kıyakçılığı yap. Bize para verme. Biz kendimiz tasarruf ederek, kendi kapımıza çekilerek, içerideki kendi kaynaklarımızla, TL kaynaklarımızla anlatıyorum ama onu da anlamıyorlar galiba. Yıllardır anlatıyorum. TL para basmak tehlikeli değil. Tehlikeli olan bastığınız parayı piyasaya salıp tüketimi tahrik etmek. TL bastınız, kurulan bir şirkete verdiniz ve o şirketten de Merkez Bankası'ndan bahsediyorum. Senet aldınız, senet. Sağlam hakiki senet aldınız, koydunuz Merkez Bankası'na. Buyurun size karşılık. Karşılığı ne? Üretim. Üretim yapacak. Üretim, canlarım üretimsiz olmaz, üretemezsek olmaz, 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 olmaz. Ya bu devlet üretmiyor ya. 18 yıldır Tayyip Erdoğan hükümeti üretmiyor, tüketiyor. Yol yapıyor, köprü yapıyor, hastane yapıyor bilmem. İyi de üretmiyor ki, üretim yok. Kurulmuş bir tek otomobil fabrikası yok Tayyip Bey'in döneminde. Hepsi ya Özal döneminde ya Süleyman Bey döneminde kurulan fabrikalar canlarım. Evet ikisinin döneminde kuruldu bütün fabrikalar. Bir tane fabrika gelecekti Tayyip Bey'in döneminde, Volkswagen. Onu da kaçırttık. Hani böyle bir tane bakan var, kurbağa sesi gibi çıkıyor soy ismi konuşurken. O ne dedi? Dedi onlar üzülürler dedi. Volkswagen ağlıyor şu anda. Türkiye'de yatırım yapamadık diye.
Çok kötü üzüldüler. Ya canlarım, bu zihniyetlerle bir ülke yönetilmez. Bana bir tane Tayyip Bey döneminde açılmış, kurulmuş, açılmış bir televizyon şirketi gösterin. Türkiye'de üretilen yeni yapılmış yeni fabrika cep telefonu yapsın, bulaşık makinesi yapsın, elektrikli süpürge yapsın. Reklam olmazsa size 10 tane, 15 tane uluslararası marka sayarım. Hiçbirisinin fabrikası yok. Hatta buraya montajlı olarak geliyorlar. Evet, montajlanmış olarak geliyorlar. Nerede montajlanıyorlar? Gemilerde. Devasa fabrika gemileri var. Televizyon monte eden fabrika gemileri var. Evet, çıkıyor Kore'den, Güney Kore'den yola. Türkiye'ye gelinceye kadar deniz yolundan bir bakıyorsunuz Türkiye'ye gelmiş montajlı televizyon olarak. Montajlı çamaşır makinesi, montajlı buzdolabı olarak geliyorlar. Montajlı bulaşık makinesi. Biz ne yapıyoruz? İşte onları satın alıyoruz. Peki neyle alıyoruz? Kendi paramızla mı? Ya ne kendi parası ya? Borç alıp alıyoruz ya. Bir iflas tüccar gibiyiz ya. Sonra da battık diye ağlaşıyoruz. Böyle bir devlet yönetilemez. Böyle bir devlet yönetildiği görülmüş şey değil. Ya Arjantin yapmaya kalktı, battı işte. Yunanistan yapmaya kalktı, battı da bereket komünist Çipras, Alex Çipras geldi. Kemerleri sıktı. Komünist çocuk. Düzgün, pırıl pırıl bir oğlan. Sonra Yunanlılar seçmediler abi. Seçmezler abi. Barabbas sülalesi. Hepsi Barabbas sülalesi. Bütün bu bölge Barabbas abi. Alın Kudüs'ten itibaren yukarı kadar gidin bizim Balkanlara. Hepsi Barabbas genleri taşır abi. Barabbas. Canileri, hırsızları, üçkağıtçıları, soyguna göz yuman hükümdarları, eşkıya ile ortak olan hükümdarları, eşkıyaları, ırz düşmanlarını, hırsızları tercih ederler dürüst, namuslu, şerefli, haysiyetli insanlara. Böyle. E ne yazık ki böyle. Bu ülke, bu bölge insanlarının kaderi bu. Bakın işte diyorum, Yunanistan gene geldiler şimdi. Alex Tsipras'ın pırıl pırıl yaptığı bütçeyi, dengesine oturttuğu borç, dış borç ödemelerini yine yağmalamaya başladılar. Neyle? Silah alarak. Alex Tsipras ne diyordu? Ya Türkiye ile bizim bir problemimiz yok diyordu. Bugüne kadar diyordu Türkiye ile bizi düşman eden sağcı iktidarlardır diyordu. Alex Tsipras söylüyordu. Gitti çocuk. Gitti dünya güzeli Tsipras. Mükemmel. Son dönemlerin en akıllı komünisti. Benim gözümde liberal komünist, hatta öyle söyleyeyim. Evet. Gitti olanı yedi. Yedi Barabbasçılar. Barabbas kültürü abi. Barabbas kültürü. Ayda şöyle bütün Bulgaristan, Romanya gel böyle git aşağı kadar hepsi aynı abi. İran dahil. Ondan sonraki o Türkmenistanlar, Mürkmenistanlar. Hepsi dahil abi. Gidin bakın. Türkiye devletleri kimler yönetiyor? Gidin bakın. Azerbaycan'dan başlayarak bakın. Kimler yönetiyor? İşlerinde bir tane demokrat var mı? Hadi gösterin bana bir tane demokrat bakayım. Yok abi. Yok. Balkanlardan girdikten sonra bitiyor abi demokrasi. Bitiyor abi demokrasi kültürü. Efendim Yunanistan Avrupa Birliği üyesi. Tamam da iktisadi zihniyeti Barabbas abi. Halk Barabbasları seviyor. Yiyecek yatacak. Gelecek sağcı bir iktidar. Onları sürekli oturduğu yerde besleyecek. Ya yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey canlarım benim ya. Merkez Bankası Başkanı ne diyor başka faiz indirimi ile ilgili? Bu yıl uzun bir süre gündeme alınması mümkün değil. Bakınız, ben şu kadarını söyleyeyim. Eğer bugün Türkiye'de faizler arz talebe göre düşmüyorsa, düşürmenin anlamı da yok zaten. Ama bugün Türkiye'de bankalardaki tasarruflar çok artmış ise ve buna karşılık kredi talebi yoksa, ya bırakın belki faizler kendi kendine düşer kardeşim. Sana ne ya? Ya sana ne ya? Sen ne karışıyorsun ya? Ne oldu? Bankalar mevduat faizlerini düşürdüler işte. Hadi karışsana. Ama kredi faizlerini düşürdükleri gün karışırsın, değil mi? Sayın Merkez Bankası Başkanı, kusura bakma. Mükemmel bir maliyeci olabilirsin. Bilmiyorum, tanımıyorum. Çok iyi bir insan olduğunu herkes söylüyor. Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost. Çok dürüst biri olduğunuzu herkes söylüyor. Mutlaka bana söyleyenler ama. Herkes derken
Ben öyle herkes derken bana söyleyenlerin ciddiyetlerini bilirim. İnanırım onlara ben. Benim dostlarım bana yalan söylemezler. Ama Sayın Bakan, kusura bakmayın ama iyi bir Merkez Bankası başkanı değilsiniz. Neden değilsiniz? Canım, bu dediklerinizi 5 Nisan'da yaptılar. 94'te, 2001'den önce yaptılar. Hep yaptılar bunları. Turgut Bey yaptı rahmetli. Olmuyor. Müdahale ettin mi? Olmuyor. Efendim, fiyatlara müdahale edilebilir. Fiyatlar denetlenebilir. Ama müdahale edilemez. Bir malın fiyatı piyasadaki fiyatıdır. İstediğiniz yapın. Ne yaparsınız? O malın kara borsa satılmasını önlemek için denetim mekanizmaları kurarsınız. Kara borsa ve faturasız satılmasını önlemek için. Abi adam 50 liraya lahmacun satıyor. Bütün bizim gazeteler manşet atıyor. Yuh, 50 liraya lahmacun olur mu? Sana ne ya? İsterse 100 liraya satar. Alan varsa sana ne? Sen git şeye bak. 100 liralık lahmacunu satarken 100 liralık mı kesti adisyonu? Fatura 100 liralık mı? Fiş 100 liralık mı? Fişi 100 liralık vermiş de sana ne ya? 1 liraya mal etti. 99 lirası kar. Onu da vergisini verir. Çünkü Türkiye'de iş adamları vergiyi kardan veriyor. Gelirden vermiyor ki. Ya yapmayın ya canlarım benim. Sevgili meslektaşlarım. Siz de yanlışsınız burada. Efendim adamın bir tanesi plajdaki şezlongları, şemsiyeleri günlüğü 3.000 liraya satıyormuş. Ya sana ne ya? Sana ne ya? Satar satar ya. Adam veriyor, kadın veriyor, gidiyor şezlonga uzanıyor. Şuna bak, git bakalım bak oraya. 3.000 liraya şezlong satan günde, kiralayan, 3.000 liraya şezlong kiralayan, şemsiye kiralayan otelin sahibi 3.000 liralık fiş veriyor mu? Ona bak abi sen ya. İsterse 30.000 liraya versin. Sana ne, bana ne ya? Canlarım, fiyatlara müdahale edemezsiniz. Faize müdahale edemezsiniz. Kura müdahale edemezsiniz. Bu üçüne müdahale edemezsiniz. Efendim biz FED gibi yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FED öyleymiş. Onlar faize müdahale ediyormuş. Biz de ediyoruz. Ya Amerika'da enflasyon sıfır ya. Sıfır. Faiz binde 2,5. Binde 2,5. Ya yapmayın ya Allah aşkına ya. Bizde %17, %20. Ya Amerika'da biz bir miyiz ya? Ha bizde belki bir %30'a çıkar. Birisi diyor ki geçenlerde ama dede diyor sen bak Banker Castelli'nin kitabını yazmışsın. Banker Castelli zamanında bırakıldı serbest. Banker Castelli'nin olduğu dönemde Banker Castelli'den başka bir tek borsa bankeri yoktu. Galiba bir de Semih Er Yıldız mı vardı? Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Galiba bir de Semih Er Yıldız vardı. Onlar sadece borsa bankeriydi. Yani kayıtlıydı aldıkları paralar. Ne kadar kazanırlarsa defterlerinde gösteriyorlardı. Ötekiler sokak bankeriydi. Keleklerin paralarını meleklerle yiyorlardı. O batık bankerlerin paraları kim ödedi biliyor musunuz? Cevher Özden'in mal varlığından satıldı da ödendi. Neden? Cevher Özden'in mal varlığı hepsi satıldı. O zamanın parasıyla 35 milyon dolar para kaldı geriye. 35 milyon dolar kaldı. 35 milyon dolar da TL'ye tabii çevrildi. Cevher Özden'in ailesine iade edilmedi. Cevher'e de verilmedi. Ne yapıldı biliyor musunuz? İşte o keleklerin parasını meleklerle yiyen bankerlerin çaldıkları, soydukları yurttaşlara ödendi. Evet. Evet canlarım. Aynen öyle oldu. Ya. Yani Özal'ın ve o dönemdeki Kaya Erdem Maliye Bakanıydı. Hataları neydi? Yani ulus hükümetinin diyelim hatası neydi? Denetim yoktu, denetim. Bir şeyi serbest bırakmak yetmiyor. Ha saldım çayıra mevlam kayıra. Yok böyle bir şey. Liberal ekonomi ahlak ekonomisidir. Liberal ekonomi fırsat eşitliği ekonomisidir. Liberal ekonomi haklı rekabet ekonomisidir. Liberal ekonomi risk ekonomisidir ama liberal ekonomi başıboşluk ekonomisi değildir.
Türkiye'yi yönetenler, rahmetli Özal dahil, liberal ekonomiyi zannettiler ki bırakın yapsınlar, bırakın kaçsınlar. Yahu adam ahlak profesörü Adam Smith arkasından diyor ki, her şey dünya kendi bildiği gibi yürür. Ve adamın en önemli kitaplarından biri Ahlak Teorileri. Neden? Ya adam ahlak profesörü ya. Diyor ki Adam Smith, zenginler seyrek bile olsa düğün dernekte bir araya geldiklerinde fiyatları nasıl arttırır diye konuşurlar. O nedenle diyor, kartel yasasını çıkarın, tekelleşmenin önüne geçin. Zenginlerin birbirleriyle anlaşıp fiyat tespit etmelerinin önüne geçin diyor. Hadi geçebiliyor musunuz? Ben size Türkiye'de 1000 tane kartel sayarım be. 1000 tane kartel sayarım. Evet. Mesela gıda marketler karteldir. Hepsi birbirlerine bakarak fiyat kontrolü fiyatlarını tespit ediyorlar. Kasaplık karteldir. Evet. Fırınlar devletin kurduğu birer karteldir. Bütün Türkiye'nin her yerinde bildiğimiz beyaz ekmek dediğimiz arıtılmış buğday unundan yapılan ekmek aynı fiyattan satılır. Bu karteldir. Kim yıkıyor bunu? İstanbul Belediyesi yıkıyor. Neyle yıkıyor? Rekabetle yıkıyor. Bazı dostlarımız, bazı arkadaşlarımız diyor ki diyor belediyenin cebinden gidiyor. Hayır. Hayır. Belediye para kazanıyor o işten. Söylüyor. Kar açıklıyor belediye fırınları. Halk ekmek fırınları. Neden kazanıyor peki? Nereden kazanıyor? Sürümden kazanıyor. Üretim artışından kazanıyor. Yani verimlilikten kazanıyor. Abicim biz maliyetle fiyat arasında çok fark olsun, yüksek kar ederek para kazanalım. Vasalım anasını satayım, 1000 lira maliyetin üzerine 1000 lira da kar koyalım. Neden? Piyasası, piyasada rekabet yok. Rekabet etmek istediklerimizde borç dövizle geldiği için, Türkiye'de enflasyon da bir türlü bitirilemediği için onlar da piyasaya uyup kendi aralarında kartelleşiyorlar. Canlarım benim, güzellerim benim. Ya Türkiye'de eksik olan ne biliyor musunuz? Türkiye'de eksik olan kaynak değil. Türkiye'de kaynak var. Türkiye'de eksik olan kanunlar da değil. Türkiye'de kanunlar da var. Harika kanunlar var. Türkiye'de eksik olan ne biliyor musunuz? Denetim. Denetim eksik. Sayıştay 1961 anayasasıyla meclisi denetlesin diye kuruldu. Yani kamu mallarını, kamu kurumlarını denetlemesi için kuruldu. Kamu bankalarını, kitleri, kamu iktisadi teşebbüslerini, belediyeleri denetlesin diye kuruldu. Nerede Sayıştay? İçinde dürüst 8-10 kişi, belki 50 kişi var da, eskiden kalma, bereket onların raporları sızıyor da, ne kadar büyük hırsızlıklar yapıldığını görüyoruz. Başka? Sayıştay raporlarının yayınlanması yasak be. Yasak. Bir ülke denetim raporlarını yasaklamış ise batıyor demektir. Bir tekrarlıyorum. Bir ülke resmi denetim raporlarının yayınlanmasını yasaklıyorsa devlet batıyor demektir. Koşun. Yetişin, kurtarın devleti. Devlet gidiyor demektir. Türkiye'de eksik olan denetim. Sadi Şirazi bu milletin yapısını bildiği için 800 sene önce ne demişti? Hükümdar göz yummazsa eşkıya kervan basamaz demişti. Ya canlarım. Bir Merkez Bankası Başkanı'nın 2 tane cümlesinden geldik. Başladık. Nerelere kadar geldik değil mi canlarım? Evet. Bütün konuşmalarımın içinde kimileriniz boş konuştu diyecek. Biliyorum sakıncası yok. Kalsın orada, onları da görün. O birkaç kişi diyor ya, troll giriyor. Boş konuşuyorsun diye görün. Ama bir de lütfen dinlediklerinizi hatırlamaya çalışın. Ya bu dede neler söylüyor deyin. Eğer bu dedenin söylediklerinin %15-20'si yapılsa Türkiye'de her şey çok daha iyiye gider. Bakın şimdi size gelir vergisinden bahsedeceğim. Gelir vergisiyle kardan vergi arasındaki farkı anlatan bir haber okudum geçen gün. Almışım buraya. Türk Telekom 2020'de gelirlerini %20 arttırarak son 12 yılın büyüme rekorunu kırdı. Türk Telekom biliyorsunuz Katarlı çaldı gitti. Katarlı mı? Lübnanlı. Geçen gün çalıp kaçan şirketin kardeşi Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın konuğuydu. Evet konuğuydu Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye'yi soyan adamın kardeşi Lübnan Başbakanı olarak geldi. Cumhurbaşkanımızın konuğu oldu. Neyse
koyun bir tarafa. Şimdi tabii alacaklı bankalar yönetiyor. Alacaklı bankalar yönetiyor. İyi. Şirketin bu dönemdeki toplam gelirleri, bakın dikkat lütfen. Toplam gelirleri 28.3 milyar liraya ulaştı. Şirketin net karı ise 3.2 milyar lira oldu. Şirketin net karı. Şimdi vergi gelirden alınsaydı, yani bizden nasıl alınıyor? Yani bizden değil mi? Ben emekliyim. Memurlardan, işçilerden, yani aylık gelirle, ücretle, maaşla çalışanlardan vergi nasıl alınıyor? Gelirden alınıyor. Gelirden. Yani senede 60 bin lira geliriniz var diyelim. Yani maaşınız var. Siz o maaşı görmüyorsunuz. Her ay başında devlet o aylık 5 bin lira brüt maaşınızın 1/3'ünü koparıp alıyor. Siz görmüyorsunuz hiç. Size bir kağıt veriyorlar elinize. Diyorlar ki bu bordrodur. Bakıyorsunuz maaş 5 bin lira. Ama elinize geçen para 3500 lira. Patrona sorabiliyor musunuz nerede benim 1500 liram diye? He? Tabii ki soramıyorsunuz. Nasıl soracaksınız ki? Devlet alıyor. Patronun devlete ödüyor. Öderse ödüyor. Pek çoğu da ödemiyor. Üstüne yatıyor. Onu ucuz finansman olarak kullanıyor. Bankadan para almaya kalksa ıvırı zıvırı teminatı boku püsürü ipoteği falan ne yapıyor? Bin işçi çalıştırıyorsa her birinden 1500 lira kesse 1,5 milyon lira. Değil mi canlarım benim? He? Ayda 1,5 milyon lira bedava kredi. 12 ayda 18 milyon lira. Yılda 18 milyon lira bedava kredi kullanıyor patron. Sonra ödeyemedim ben kredi vergi borcumu diyor. Siyasetçi ne yapıyor? O da vergi affı getiriyor. Peki bana getiriyor mu? Hayır. Sana getiriyor mu? Hayır. Ama buradan memura, işçiye, maaş ve geliriyle çalışana yaptığı gibi gelirinden vergi alsa Türk Telekom'un 28 milyar liranın %40'ını vergi olarak alsa yaklaşık ne yapıyor? 12 milyara yakın para yapıyor. Evet ama hayır. Hangisinin vergisini alıyor? Devlet şirketlerden 3.2 milyar liranın vergisini alacak. Yani 900 milyon lira kadar bir vergi alacak. Oysa gelirden alsaydı 12 milyar alacaktı. Ya bizim gelirimizden alıyor devlet vergiyi. Bizim gelirimizden alıyor. Şirketlerin karından alıyor. Ve bir tek muhalefet partisinin lideri ya da sözcüsü Memduh Bayraktaroğlu'nun 27 senedir bağırdığı bu konuda tek cümle kurmuyor. Tek bana bir tane gösterin deyin ki efendim şu partinin şu lideri sizin dedikleriniz dedi. Yalan demezler. Birisi geçen gün diyor ki hocam diyor geçen gün diyor Kemal Bey söyledi. Ne söyledi? Meral Akşener söyledi. Ne söyledi diyorum? İşte asgari ücretten vergi alınmasın dedi. Ya bana ne ya? Asgari ücretten vergi alınmasın demesi benim dediğimle hiç benzer tarafı yok. Asgari ücretle çalışan kaç kişi? Diyelim ki 100 kişinin 40'ı. Peki çok tabii çok yüksek tamam ama peki diğer 60'ı ne olacak? Adam çok becerikli, çok bilgili, çok yetenekli özel sektörde 25 bin lira maaş alıyor. 30 bin lira brüt vermesi gereken devletin özel sektörün. 30 bin lira. Patron 30 bin lira gösterse maaşı 7500 lirasını devlete vergi olarak verecek müdürünün maaşını. Müdürünün maaşından da 7500 lira kesilecek eline 22500 lira geçecek canlarım benim. Ne yapıyor patron biliyor musunuz? Müdürünü sözleşmeli çalıştırıyor. Asgari ücretten gösteriyor maaşını. Açığı? Açıktan veriyor. Onu da açıktan veriyor. Muhasebe defterinde göstermiyor. Her patronun özel, şifresi kırılamayan, bugünkü şartlarda şifresi kırılamayan özel hesapları var. Orada tutuyorlar bunları. Açıktan veriyorlar. Peki denetleyen var mı? Yok. Niçin denetlesinler? Onlar fakir fukaranın peşinde. Daha ne diyebilirim? Daha ne söyleyebilirim? Bundan daha güzel örnek olur mu? Bundan daha güzel örnek olur mu? Bir muhalefet partisi lideri çıkıp da şu benim verdiğim örneği vermiyor bu yer. Ya neden vermiyor ya? Hay tamam peki vermiyor. Desinler ki canım bu adam salağın teki ya. Kim bu ihtiyar ya? Palavracı ihtiyar.
kırılmam, gücenmem. İkna etsinler benim palavracı olduğuma. Yanlış söylediğime billahi gücenmem, vallahi gücenmem, yemin ediyorum. Hiç mahkemeye falan da koşmam. Ben salağım, affedersiniz. Sayın genel başkanlar haklıymışlar derim. Ama haksızlar ya. Ya haksızlar ya. İşte örneğin burada kardeşim. Örneğin burada gidin bütün siyasetçilere bu örneği verin. Türk Telekom'un geliri 28 milyar. Geliri 28 milyar. Karı 3 milyar. Türk Telekom vergisini gelirinden mi ödüyor, karından mı ödüyor diye sorun yahu. Gelirinden ödüyor diyorlarsa aman 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 dadından inmez. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın.